الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الثالث من باب الابتداء ابتداء بابının 3. dersi واول مبتدا والثاني فاعل اغنى في اثار زاني وقسوة استفهام من نفي وقد يجوز نحو فائز اولو رشد ve evvelun mubtedaun. Birincisi baştaki mubtedadır. Ve sani ikincisi failun faildir. Mubtedanın neyidir? Fail. Ağna mubtedayı gani kılmış, zengin kılmış anil haberi haber. Peki nerede, hangi misalda birinci mubteda onun faali haberinden ihna etmiş? Nerelerde bu gerçekleşiyor? Fi esarin zani. Bu gibi yerlerde. Bu gibi yerler ne demek? Herhangi bir yer ki vesf müfrettir. İstifam ve benzerine itimat etmiş. Kendisinden sonra tesni, ism-i zar veya demir-i münfasıl gelmiş. Bu gibi yerlerde vesf mübteda olur. O tesni olan demir-i münfasıl veya ism-i zahir ne olur? O vesfın faali olur. Haberi yerine geçir. Şimdi terkip olarak evvelun mübteda diyoruz ya. Evvelun lefzi mübtedadır. Mübtedaun lefzi haberdir. Evvelun nekire de nasıl mübteda olmuş? Muhassis nedir? Musavvir nedir? Musavvir tazimdir. Kastum tazim. Veya bu da deriz ki evvelun ve sani. Sani'nin karini olmuş. Onunla beraber gelmiş. Nekire marifenin karinesi olduğu zaman o da bir müsevvirdir. Müsevvirlerden biridir. Oldu. Tabi şimdi burada dört ihtimal var. Tesnede musavat olabilir. Ekaimun zeydun. Cem'e tesniyede yani müfred masivasına musavat olabilir. İkisi tesni, ikisi cem'e. Birinci müfred eddaribun. İkincisi tesni veya cem'e. Zeydani zeydun'e. Birinci tesni cem'e ezzeydan eddaribani. İkincisi müfred eddaribani zeydun. Aklın dört ehli. Bu dört ihtimaldan üçü caiz, biri nedir? Ekaimani zeydun caiz değil. Ekaimani. Yani birinci tesni vereceğim ve ikinci müfred olursa bu caiz değil. Geri kalan üç kısımdan birisi şu an okuduğumuzdu. Birinci müfred, ikinci tesni ve ikincisi tesni. İkincisi nedir? Teflisin. Tabi teflisin cem de ayrı ayrı sayarsa bir kısım daha artar. Şimdi bu kısmı öğreniriz. Diğer kısmı da yarın öğreniriz. Geri kalanları. Evvel müfred, sani tesni olduğun zaman ne olur? Ne caiz? Evvel mübteda olur. Sani onun neyi olur? Fani. Sani mübteda, evvel haber olabilir mi? Olamaz mı? Niye? Diyelim es-sarin zani. Zani tesnidir mübteda. O zaman sarin içinde humma olup zani gitmesi lazım. Es-sarin müfredir. Humma müstetir. Olmaz. Onun için ikinci mübteda bu surette birinci haber olamaz. Ancak birinci mübteda ikinci faal sedde mesedde haber olabilir.
وأول مبتدأ والثاني فاعل أو نائب عنه سوتي سيوتي أو نائب عنه buraya koydum. İşaret etti ki burada atıf ile matuf nedir? Mahzuftur. Atıf ev, matuf naibun anu. Veyahut da sütü işaret etti ki faaldan murat amdır. İse faale hakiki, ise naibun faal. Sütü bu iki ihtimalden birine neydi? İşaret etti. Veyahut da deriz ki artık sütüye göre değil de fail demiş, naib faal da girer. Kime göre? Ahfeşe göre. Şey, zemmekşere göre. Zemmekşeri naibu faale de ne diyor? Faal diyor. Zemmekşere göre ev naibun anhu demeye gerek. Zaten fail naibul faali de içine kapsıyor. Bizim naibul faal dediğimiz şeye zemmekşeri faal diyor. Dolayısıyla naibin faalın tabiri naibi de ne etmiş oluyor? Kapsamış oluyor. Oldu. Ha, bu muhtemel mümkün. Yalnız müstennef zemmekşirle pek alakası yok. Yani onun mesela buraya atmış, ona göre gitmiş demek biraz bayit. Caiz. Vesani fa'ilun agnel mubtede anil haberi. Mubtede-i haberde ne diyor? İşaret etti ki agnanın mef'ulü mahzuf mubtede eder. Anil haberi mutaalliki de mahzuf nedir? Anil haberidir. Pek nerelerde evvel mubtede sani fa'ilun agna anil mubtede'i fi kulli vesfin i'temede ala istifami. Kulli vesf ki istifama ne etmiş? İ'timad etmiş. Esarin. Hem de istifam yok mu? Var. Bak dikkat et. Fi kulli vesf i'temede ala istifamin. Ala harfi istifami demedi. İşaret etti ki istifamın harfiyetinin hususu muteber değil. İstifam lazım. Harful istifam, ismul istifam fark. Onun için ala harfi istifam denmedi. Ala ne? İstifam. İstifam dedi. Ve rafa'a zahiren. Bir ismi zahiri ne etmiş? Bir ismi zahiri rafa etmiş. Bir ismi zahiri ne etmiş? Rafa etmiş. Doğru. Zani nedir? İsmu zahir. Burada zahirden murad demire karşı olan zahir. Yoksa ismin işarete karşı olan zahir değil. Yani ismi zahardır, ismi işareti öyle değil. Buradaki zahar andır, ismi işaret de zahar. Ev mudmeren barizen yahut da mudmere barizi ne etmiş? Raf'a etmiş. Ne etmiş? Mudmere barizi raf'a etmiş. Mudmere barizin örneği ne gibi? Er-râgibun ente an âliheti. Bak, râgibun ismi faal. İstifam hemzeye ihtimal etmiş. İsmi zâhir olan ente'yi raf'a etmiş. O ente haberinden ne etmiş? İğna etmiş. Pek malum mudmeri bariz olur. Müsennif niye zaharden örnek getirdim? Neden getirmedi? Mudmeri barizden getirmedi. Çünkü ismi zahre nev'ul istiklal var. Demir ismi zahar olsa dahi bir merci'e, bir muhatebe, bir hitaba, muhatebe ihtiyacı var. İsmi zahre nev'ul istiklal olduğundan dolayı müsennif misal getirirken ismi zahri ne etmiş? Tercih etmiş. Oldu mu? Demire müstetir olmaz. Yok yok, ben yanlış söyledim. Öyle değil de niye demire bariz, mudmere bariz ismi zahir gibidir? Çünkü mudmere barize de ne olur istiklal var. Tam yok. Bir merciye ihtiyacı var, muhatap tekerrüme ihtiyacı var. Ama ismi zahar kadar istiklali olmasa dahi demir-i müstetirden daha öte nev'ul istiklal var. Onun için o da ismi zahar gibidir.
Demir-i müstetire hiçbir istiklal ne yok, durumu yoktu. Oldu mu olmadı? Ha, niye Musanif İsm-i Zahar'dan örnek getirdi? Tabi İsm-i Zahar asıldır. Onun için ondan ne eğitim? Misal yedi. Nahu esarin zani. Oldu. Ve kıs, sen kıyas et ala hazel misali. Ve kıs, sen ne et? Kıyas et ala hazel misali. Bu misal üzerine sen ne et? Kıyas et. Bu misal üzerine sen ne et? Kıyas et. Kıyas et. Vakil ala hazel misal. Şimdi bu misal deyince muhtemelen aleyhi var misalda. Hemzide istifamdır. Ve sıfar ismu faal. İsmu zahar var. Zahar. Bak demir istifama kıyas et. Misale kıyas et. Ha sütü misal demeyle demek hemze istifame ismul istifame kıyas et. İsmul faale ism mef'ulü ne et? Kıyas et. Öyle değil mi? Tabi ism mef'ulü kıyas et. Sıfır müşebbeye kıyas et. İsm tefsili ism mensubu ne et? Kıyas et. Bir de ism-i zahar, zani faal değil. Ona kıyas et. Neyi kıyas et? Naibul faali ne? Zani faaldir. Bir de onun naib faali ne? Kıyas et. E bak, keyfe calisun izleyleni. Burada harfi istifame keyfeyi, keyfe istifame, ism olan keyfe ne etmiş? Kıyas etmiş. Carisun muhtila. Zeydan onun faalidir. Keyfe Zeydanının halidir. Yani carisun zeydani mütekeyyifeyni bi eyyi keyfiye. Ve emme durubunil amrani. Bak bu örnek. Vesfın nakisi var nedir? İsmin mef'ul. İsm-i zahirin faalın nakisi var nedir? Amrani naibu faalidir. Anlıyorsun? Yalnız ism-i zahar burada nedir? Tesnidir. Hatırlarsan tesni ile cem'in hükmü nedir? Aynıdır. Biz ikisini bir sayıyorduk. Bazıları ayrı sayıyorlar. Biz bir sayıyorduk. Eğer amrani deseydi ve emme drubunil amrune deseydi ve zeydune deseydi bu sefer bu ism-i zahrın tesni yönüyle nakisi de zikretmiş oluyordu. Nedir? Cem'dir. Yalnız onu ne etmemiş? Niye zikretmemiş? Yani dikkatinden kaçmış olabilir. Veyahut tesni ile cem'in hükmü aynı oldu. Zaten zahirdir. Cem'i tesniye kıyas etmeye gerek görmemiş. Peki demire niye örnek getirmediğin? Hani Ebu Dümer'in barizden onun örneğini getirmediğin. Biz ne diyoruz? Biz diyoruz demiri barizi rafa yapması azdır. Az olduğundan dolayı hiçbir şahide ihtiyacı var. Ya şiir, ya ayet, ya hadis bu gibi şeylere neyi var? İhtiyacı var. Kılletinden dolayı. Onun için halilleyye ma vafin bi ahdiye entuma. Bu arada vafin entuma rafa yapmış. Onunla ne etmiş? İktifa etmiş. Gelecek şer iktifa etmiş. Ona ayrı bir misal getirmemiş. Oldu. Şimdi bir söyledik. Demir-i müstetir raf yaparsa olmaz. Niye? Demir-i müstetire istiklal yok. Ne yok? Munfasıl nev-i istiklal var. Müstetir nev-i istiklal yok. O da diyor. وَلَا يَجُزُ كَوْنُهُ مُبْتَدَنْ اِذَا رَفْعَ دَمِيرٍ مُسْتَتِرًا Demir-i müstetiri raf'a yaptığı zaman demirine müstetir raf'a yaptığı zaman ne olmaz? Vesif mubteda olmaz. Niye? Demir-i müstetir zayıf olduğundan dolayı kendisine nev'ül istiklal olmadığından dolayı ne yapamaz?
Haberden yana eyleme. Oldu mu? وَلَا يَجُزُ كَوْنُ مُبْتَدَاً اِذَا رَفَى دَمِرْ مُسْتَتَاً نَحُ قَائِدٌ وَقَائِدًا فِي مَا زَيْدٌ قَائِمٌ وَلَا قَائِدٌ. Şimdi مَا زَيْدٌ قَائِمٌ, زَيْدٌ مُبْتَدَاً قَائِمٌ haber. Bizim istişat burada değil. وَلَا قَائِدٌ, biz diyelim وَلَا قَائِدٌ ismi faal olsun. Faalin müstetir ne olsun? Evet. Faalin müstetir huve olsun. Bu caiz değil. Öyle değil mi? Niye? Çünkü içindeki müstetir huve onun haberinden iğna edemiyor. Peki ne yaparız? Deriz ki ve la huve kad huve muhtel kad onun huveyi tahtiye ederiz. Makabın karinesiyle. Zeyd'in geçmesinin karinesiyle. Oldu mu? Ve kestifamin istifam gibidir. Hani biraz önce vakıs dedi ki harfe istifamına ismin istifamine et kıyası. Yoksa gayri istifam istifama kıyası da öyle dedik mi? Bu sefer gayri istifam istifama kıyası. Ve kestifamin istifam gibidir. Teşbih yaptı. En nefyu nefi neye benzetti? Veci şebeh lazım. Veci şebeh nedir? İhtimadi vesfi aleyhi. Vesfin istifama ihtimad etme konusunda istifam gibidir ne? En nefyu. Nef istifam gibidir. O nef velev manen. Nefin manevi olsa da innemma kaimuni zeydani da olsa hani innemma kaimuni zeydani fi kuvveti ma kaimun illa zeydani. İnne makaymun, makaymun illa tevrindedir. Manasında ne oldu? Nef oldu. O da olur. İnne makaymun, kaymun inne maya ihtimad edilmiş. O da manın nef var. Zeydan onu faal etti. Agna anil haber. Oldu mu? Örnek Nahvun halileyye ma vafin bi ahdiye entuma. اِذَا لَمْ تَكُونَ لِي عَلَى مَنْ اُقَاطِعُ. İstişat vafin vafin vafiyun. Maya ihtimad etmiş. Maya ne etmiş? İhtimad etmiş. Entuma onun faalidir. Haberde ne etmiş? İğna etmiş. Oldu mu olmadı? İstişadı öğrendi. Burada vafin nefi ihtimad etmiş. Ve gayru kaimini zeydani. Burada kaimun isim olan nefiye gayre ihtimad etmiş. Zeydani onun faalidir. Haberden iğna etmiş. Ve ma medrubunil amrani. Burada medrubun ismi meful. May nafiye ne etmiş? İhtimad etmiş. Amrani onun faalidir. Haberden ne etmiş? İğna etmiş. Oldu mu olmadı? Üç misal niye getirdi? Biri harf-i neftir. Biri ism-i neftir. Biri de vesif ism mef'uldür. O faal yerine de naibul faal. Şerin manası halilleyye yani ya harfine mahzur yani ya sahibaye ey benim iki arkadaşım ma entuma vafin bahid ahdi, siz benim ahdimi, benim sözümü, benim sohbetimi, benim arkadaşlarımın hakkını vermiş olamıyorsunuz. Yerine getirmiş olamıyorsunuz. İza lem tekuna. Ne zaman ki siz olmasanız. Li yani li ecli benim için. Alamen o kimsenin aleyhine ki. Ukati'uhu. Ay mazur. Ben kimden alakamı kesmişim.
küsmüşüm, kızmışım ise, siz de benim eclim için onun aleyhine olmasanız, onunla alakanızı koparmasanız, samimiyet ve diyalogunuzu kesmeseniz, benim sohbetimi, arkadaşlığımı ve aramızdaki size vermiş, aramızdaki o ahitler vermiş, gerçekleşmiş olan ahitleri yerine getirmiş olamıyorsunuz. Oldu mu? Halileyye ma vafin bi ahdiye entuma izâ lem tekûnâ li alâ men ukâti'û. وقال الأخفش والكوفي قال buraya koydu, işaret etti ki buradaki kat taklil için değil. Tahkik için. Çünkü taklil ile cevaz birbirine münafi. Kat diye cüz bazen caiz. Yani bazen caiz olur değil. Ya caiz ya caiz değil. Cevaz kılletle vasıflanmaz. Kat diye cüz. Öyle değil mi? Muhakkak caiz. Bu cevaz az olabilir, çok olabilir. Anlıyorsun değil mi? Ha, demek ki buradaki قَالَ الْاَخْفَشْ وَالْكُفِيُّنَ buraya koydu. İşareti ki buradaki kad niçindir? Tahkik içindir. Akfeş kufiler demişler يَجُدُ كَوْنُ الْوَسْفِ مُبْتَدَاً وَلَهُ فَاِلٌ يُونِعَنِ الْخَبَرِ olabilir, vesfi mübteda olsun. Ona bir ismi zar, faal olsun. O faal haberden ihna etsin. O min gayri i'timadin ala nef'in ve istifami. Nef istifama i'timad yapmaksın. Şadi bilelim. Faizun ismi faaldir. Ulu ismi zahir. Onun faalidir. Onun neydi? Faalidir. Faizun hiçbir şey ne etmemiş? İ'timad. İ'timadsız haberden ihna eden ismi zahiri ulu'yu ne etmiş? Ref'e yapmış. Demek ki caiz. Şimdi faizun ey nacin, işaret dedi ki faizun nacin manasındadır. Ulu reşed diyor, reşed bi fetheteni. Ey eshabul huda. Bu reşedin tefsiri değil. Ulu reşedin tefsiridir. Ulu eshab manasındadır. Reşed hidayet manasındadır. Faizun kurtulmuş. Kim kurtulmuş? Eshabul huda. Hidayet sahibi, doğru yolda hidayete olan kişiler Allah'ın azabından kurtulmuşlar. Cennete dahil olmuşlar ve olurlar. Pek yetimadsız caizdir diyenler buna bakıyorlar. Diyorlar faaldir. Bir vesif faali ne eder? Raf'an yapar. Yetimadsız caiz değildir diyenlere göre diyorlar vesif zayıftır. Vesif nedir? Zayıftır. Onun merfu'u güçlü olamaz. Haberden ne etmez? İğna etmez. Çünkü o zahırın haberi iğna edebilmesi için güçlü bir merfu, güçlü bir mamur olması lazım. Bu da vesifte ihtimad olursa olur. Vesifte ihtimad olmayınca oradaki ne? Oradaki merfu güçlü bir mamur olamıyor. Dolayısıyla mübtedanın haberinden iğna yapacak kadar güçlü olmaz. Hulasa burada üç mesele var. Sütü tam açılamadı. Burada ne var? Üç mezhep var. Mezhebin biri, burada mezhebin ne? Biri diyorlar, ihtimalsız vesif mübteda olamaz. Bu vesiflerin mezhebidir. Bir vesif, nef veya istifama ihtimal yapmaksızın ne etmez? Faaldan ihna eden bir zahir rafa yapamaz. Bu bir mezhep. Kimlerin de? Diğer bir mezhep de caizdir, kabih da değildir. Kubuhsuz caizdir. Bu da musannefin mezhebidir. Kimin mezhebi? Hatta diyorum metinden bunu çıkartabilir. Hani kat, biz biraz önce ne dedik? Tahkik. Kat taklit için deriz. Cevazın taklilinden murat, mani kinaya alırız, yani ne alırız? Kubuh alırız.
Yani cevaz galildir demek kabihdir. Zaten galil olan bir cevaz kubh olan lazımdır. Ha, olabiliriz ki müsennefen mesela bu şekilde işaret edebiliriz. Kat taklil içindir. Taklil cevaza munafidir. Biz diyoruz artık buradaki kıllati alıyoruz. Kılletten de kinayi manasını alırız. Nedir? Kubh alırız. Neyse ikinci mezhep caizdir manu kubh. Bu da müsennefin neydir? Mezhebidir. Üçüncü mezhep kubhsüz caizdir. O da kofilerin, akfeşin neydi mezhebi sürüden mi söyledi? Pek buna göre şimdi vasıf mübteda oluyor. Nefi ihtimad ediyor. Müsevir neftir, istifamdır. Bu sefer ihtimad etmemiş. Nef istifama ne etmemiş? Tamam rafa yapabilir. Kabul ettik. Ha caizdir, ha caizdir, ha kovuşla beraber, ha kovuşsuzdur. Peki bu vasıf mübteda oluyor buna göre. Müsevir nedir? Yani bununla iptidayı caiz kılan nedir? Şimdi mabadi bu vasıf ne olur? Faali, merfu'i olmuyor, faali olmuyor. Peki faal müsnedü ilehi değil midir? O zaman bu mübteda mabadındaki müsnedü ilehiye merfu'a ne etmiş oluyor? İhtimat etmiş oluyor. İşte müsevih, burada müsevih bu vasfın merfuda amel yapmasıdır. Müsevih yani vasfla iptidayı caiz kılan şey nedir? Ameluhu fima ba'dahu arrafa. Müsevih budur. Bunu da unutmayın. Oldu mu? Bitti. Dedi ya burada dört kısım var. Bir kısım vasıf müfred, faali tesni cem'i. Bunu söyledik. Diğer kısım vasıf tesni, tesni cem'i, faal müfred. Diğer kısım vasıf müfred, faal tesni cem'i söyledik. Vasıf tesni cem'i, faal müfred. İkisi müfred, ikisi tesni veya cem'i. Müfredde musavat bir, tesni cem'de musavat iki. Birinci müfred, ikinci tesni cem'i üç, bizim okuduğumuz. Birinci tesni cem'i, ikinci müfred dört. Oldu değil mi? Ha, şimdi birinci tesni cem'i, ikinci müfred bu caiz değil. Gitti. Kaldı üç. Birinci müfred, ikinci tesni cem'i. Bu da gitti, bunu da öğrendik. Nedir? Birinci mubtada, ikinci faaldir. Haber. Ne kaldı? İkisi tesni cem'e, ikisi mufred. Bir de ikisi de cem'e mükesser, o gelir. Oldu mu? Şimdi yarın o iki kısımdan bahseder. Burada bugün birinden bahsettik. Biri de caiz değil. İki kısım kaldı yarında, ondan ne ederiz? Bas ederiz. Hele bakalım, ikisi tesni olursa, ikisi cem. Aka imani zeydan olursa, aka imun zeydun olursa durum nedir? Onu öğreniriz. Zaten birini öğrendik. Yok. Daha öğrenmedi, geliyor. Oldu değil mi? Aklın baş yere gitti, öyle değil. Yeterli olsun. Yarın ne var? Rafa'u mübtedaen bil ibtida. Oraya kadar bak. Ben bu keyfe cari süzeyden ona